Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulüsü programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Ankara'da konuşulan özellikle 3 isim üzerinden başlayan fakat başka bir tartışmayı da beraberinde getiren bir konuya bakacağız. Malum geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı bir iddia ortaya attı ve iddiasına göre Ankara'da çok ama çok önemli bir ismin istifasının alındığını belirtti. Hatta gazeteci Murat Yetkin de söz konusu iddianın ardından iki isim olduğunu söyledi. Bu isimlerden birinin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir diğerinin de TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu belirtti. Bir Gün Gazetesi ise bir isim daha olduğunu, o ismin de İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu söyledi. Ankara'daki çoğu kaynak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun istifasının alınması için en azından şimdilik ya da görünürde bir neden olmadığını savunuyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜİK başkanına tepkili olduğunun altı çiziliyor. AKP'den edindiğimiz bilgilere göre TÜİK başkanının özellikle Erdoğan'ın tepkisiyle karşılaştığı önemli bir iddia. Peki neden? Şimdi malumunuz olduğu üzere döviz kurlarında geçtiğimiz aylarda yaşanan hızlı yükseliş, ki hala yüksek bir seviyede, hatta çok yüksek bir seviyede ama bir nebze de olsa gerileme söz konusu 20 Aralık tarihi itibariyle. Elbette 20 Aralık tarihi de ayrı bir tartışma konusu. Fakat bu döneme kadar döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş sonucu ki malumunuz birçok zincir markette de yüksek oranda para cezası kesildi. Bu nedenle bu fırsatçıların, tırnak içerisinde AKP'nin iddiasına göre, AKP'lerin hesabına göre, fırsatçıların ortaya koyduğu bu fiyat nedeniyle enflasyonun çok yüksek çıktığını düşünüyor AKP'liler ve bu nedenle de hatta bu fikre Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahip. Son dönemdeki açıklamalarıyla birlikte de köpüğünü, yani enflasyon üzerindeki köpüğü alacağız diyerek de özellikle gıda fiyatlarında biraz da maliyenin sopasını göstererek indirim sağlanmasını istediği ve bu indirimin sağlanmasının ardından da TÜİK'in bir sonraki dönemde açıklayacağı enflasyonun ya çok az yükseleceği ya da kısmi bir düşüş göstereceği, hatta ciddi bir düşüş göstereceği de iddia ediliyor AKP'liler tarafından. Peki Erdoğan neden sinirli TÜİK Başkanı'na? İşte tam da bu gerekçelerle. Ortada fırsatçıların yarattığı ciddi bir enflasyon varken buna yeteri kadar vurgu yapılmamasından ve bu nedenle de enflasyonun sanki kendi doğalında bu derece yükseldiğinin algısının yaratılması nedeniyle Erdoğan'ın TÜİK Başkanı'na tepkili olduğu, hatta eğer önümüzdeki aylarda bu yanlış düzeltilmez ise, yani Erdoğan'ın görüşüne göre bu yanlış düzeltilmez ise, TÜİK Başkanı olan Sait Erdal Dinçer'in görevden alınabileceği belirtiliyor Ankara kulislerinde. Zira görevini yeteri kadar iyi yapmadığı gerekçesiyle Erdoğan'ın öfkesine ya da tepkisine maruz kalmış durumda Dinçer ve bu nedenle de koltuğu sallantıda görünüyor AKP'li kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre. Peki ekonomistler ne diyor? Yani enflasyon sadece bazı marketlerin ya da fırsatçıların yarattığı bu yüksek fiyat algısıyla mı yükseldi? Elbette ki hayır diyor ekonomistler. Birçok kalemde, özellikle üretici kaleminde ciddi bir yükseliş söz konusu olduğu için tüketici fiyat endeksinin de buna bağlı olarak artmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor ve üretim girdilerinin hala ciddi oranda artış göstermesi nedeniyle enflasyonda bir düşüşün kalem oynatma dışında pek de mümkün görünmediğini düşünüyor ekonomistler. Fakat hani bazen derler ya, tanrılar bir kurban istiyor. Yani ortada bu sorumluluğun iktidara kalmaması için bir isme fatura kesilmesi gerekiyor. Ve AKP'lilerden edindiğimiz bilgilere göre, eğer yine tırnak içerisinde söyleyelim, bu yanlışlık düzeltilmez ise Sait Erdal Dinçer, yani TÜİK Başkanı koltuğundan olabilir. Ankara Kulisi'ni bugünlük de bu bilgilerle noktalamış olalım. Yarın bir başka programda yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.